Merhabalar. Elma sirkesi yapacağım bugün. Hazır almıyorum. Kendim yapıyorum. Doğal, ilaçsız elmalardan. Siz de yapabilirsiniz. Hiçbir katkı maddesi olmadan elma sirkesi yapabilirsiniz. Yapımı biraz uzun sürüyor. Fakat buna değiyor. Çünkü elma sirkesinin çok faydaları olduğunu biliyorum. Özellikle ben tansiyon hastası olduğum için her sabah aç karnına bir yemek kaşığı elma sirkesi yutuyorum. Ya suyla beraber ya da sek. Bunun yanında damar hastalıklarına, işte antioksidan içerdiği için kanserle mücadelede elma sirkesini çok tavsiye ediyorlar. Yüzyıllardan beri yapılıp kullanılan bir sirke, elma sirkesi. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ben bugün size nasıl yapıldığını kendimce göstermeye çalışacağım. Çok basit ama tabii bir 6 ayı alıyor normalde. Şu bu şekilde önce yaptığım elmaları doğradım. Elmaları şöyle kenara alıyorum. Böyle büyük 5 kiloluk bir kavanozum var. Şimdi nohutunuz varsa evde nohut içine şöyle 10-11 tane koyabilirsiniz. Benim bugün nohutum yok da evde. Ne yaptım o zaman? Yine nohut benzeri. Baş başa bulgurdan içine şöyle 2 kaşık kadar attım. Yine aroma ekşilik versin diye şöyle üzümlerim var, taze kokulu üzüm. Kokulu üzümden de sirke yapacağım. Şöyle ezip de kavanozun içine atıyorum. Bir avuç kadar. Sevgili Hülya Erol Duranoğlu hanımefendinin sirkelerine, ev yapımı sirkelerine bakıp da ben de oradan görüyorum. Ondan esinleniyorum. Kendisi bu konuda gerçekten uzman sayılır. Sayılır değil, uzman. Anne mutfakta kanalının sahibi. Videolarını zevkle izliyorum. Evet, üzümleri de böyle koyduktan sonra şimdi içine şeker değil de bal koyacağım. Böyle 1 kaşık kadar. İyice süzdürüyorum. Ve yine sofra tuzu değil bu, deniz tuzu benimkisi. 1 yemek kaşığı kadar da, yani 4 çay kaşığı tuz ilave ettim. İşte bu kadar. Ha, bir de bunu tavsiye ediyorlar. Ekşi maya ekmeği kabuğu. Ondan da içine atıyorum. Onun görevi de mayalanmasını sağlamak. Şimdi elmaları içine atıyorum. Doğradığım, yıkadığım elmaları. Elmalar mutlaka ilaçsız olmalı. Amacımız organik sirke yapmak. Artı elmalar kavanozun 4'te 3'ünü kaplayacak. Yeterli sanırım. Ama şunları da kıyamadım. Evet. Şimdi üzerine soğuk suyumuzu ekliyorum. Biraz daha. Şuraya kadar gelmesi lazım. İşte bu kadar. Arkadaşlar, bunu her gün
Böyle karıştırmamız gerekiyor. Yaklaşık 1,5-2 ay. Üzerinin sirke sineği ve sirke anası oluşana kadar bekleyeceğiz. Üzerini ince bir tülbentle örteceğim. Şöyle temiz, ütülenmiş ince bir tülbenti üzerine örteceğim. Lastikle böyle bağlayıp karanlık ve serin bir yerde bekleteceğim. 1,5-2 ay. Her gün kontrol edeceğiz, açacağız, bakacağız. İçerisini karıştıracağız. Şu elmalar dibe çöktüğü zaman, bakın dibe çöktüğü zaman karıştırmayı bırakacağız. Ondan sonra vaktini dolduracak, yani 2 ay, 1,5-2 ay sonra biz bunu tülbentten süzeceğiz. Elmaları hiç ezmeden, pres yapmadan sadece suyunu alacağız ve tekrar cam şişeleyeceğiz. Kapağını sıkıca örtüp 3-4 ay bekleyeceğiz. Hatta 6 ay da bekleyebilirsiniz. Çünkü sirke ne kadar beklerse o kadar güzel oluyor. Evet, şimdi ben bunu kapalı, karanlık, serin bir yere kaldıracağım. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca. Dilek Toksoy YouTube kanalımı takip edip yorumlar yapmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Lütfen takipte kalınız. Sizler için videolar çekiyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, Dileğin Mutfağı'ndan. Eylül ayında kurduğum elma sirkem, süzmeyi unutmuşum ben. Bayağı bir bekledi. Şimdi bu akşam sirkemi süzeceğim ve cam şişelere koyup ağzını sıkıca kapatıp uyumaya bırakacağım. Yani 5-6 ay sonra ancak tam anlamıyla bir elma sirkesi elde etmiş olacağım. Şimdi açalım bakalım. Evet. Üzerinde maya oluşmuş efendim. Şimdi bunu nasıl alacağım ama? Şöyle. Evet. Pek de. Ah, işte burada. İşte bu. Bakın, elleyemiyorum. Bu sirke mayasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sirke mayası budur. Hakiki sirke mayası, organik, katkısız. Şimdi ben sirkemi ince bir tülbent ile süzeceğim. Şöyle kabın üstüne yerleştiriyorum. Ve sirkemi döküyorum efendim. Bulgurlar da pişmiş içinde. Onlar da sirkeleşmiş. Şimdi şöyle, bu nereden çıktı? Uçlarından tutup elmaları ezmeden elimin kuvvetiyle şöyle süzeceğim efendim. Güzel. İstediğim kıvamda. Bu şekilde süzeceğim. 5 dakika durmam gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi sirke mayası budur. Elma sirkesinden çıkan, kendiliğinden oluşan sirke maya bu. Aylin pek sevmez bunu ama gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir kavanoza koyacağım. Seneye tekrar elma sirkesi kurarken bu sirkeyi kullanacağım efendim. Şimdi sirke mayasını böyle kavanozun içine koydum. Karanlık,
bir yerde muhafaza edeceğim. Şimdi süzdüğümüz sirkenin içine iri tuz koyacağım. Burada yaklaşık 2 litre elma sirkesi var. Bu kadar yeter. Aslında metal sokmamak gerekiyor ama doldum kaşıkla yapalım. Şimdi tuzun erimesini bekleyeceğim. Ondan sonra şişeleyeceğim. Kokusu çok güzel. Ben istediğim gibi. Şimdi sıra geldi şişelemeye. Geçen yılki yine şarap şişelerim var. Onlara dolduralım bakalım. Şimdi şöyle koyalım. Ay. Yine dökülecek. Bir konum vardı, bulamıyorum. Artık bununla idare edeceğim. Bir küpçe yardımıyla koysam daha iyi. Evet. Döküyorum. En iyisi başka bir yöntem bulayım. Bu nasıl olacak? Artık bu kadar dökülecek. Biraz daha çalışıyorum tabi. Oley! İlk şişemi doldurdum. Evet, elma sirkem ve kapağını örtüyorum. Ve bunları yine unutmaya bırakıyorum. Seni unutuyorum. Sen 5-6 ay sonra bana görün, tamam mı? Bak, ben unutabilirim. Şimdi markada görünmesin. Buna nasıl dolduracağız bakalım. Şundan. Evet. Yine aynı şekilde. Böyle dökmem daha iyi. Konuda size güzel örnek olamadım ama böyle daha güzel oldu. Huni lazım, huni. Hunimi kaybettim. Yok, bulamıyorum. Ah, tamamdır. Senin de ağzını kapatalım ve uyumaya bırakalım. Sevgili sirkecim, şimdi seni karanlık bir yere koyuyorum. Seni unutuyorum ama sonra seni kullanmayı unutuyorum. Lütfen bana kendini hatırlat, tamam mı? Elma sirkecim. Hadi bakalım.